Evet Millet, size Black Friday etkinliklerinin geleceğinden bahsetmiştim. Ee, arkadaşlar bu etkinlikler gelmeden önce biraz e, bu etkinlikler hakkında da konuşmak istedim. Hani gelecek Friday'de neler gelebilir? Hani e, ne gibi etkinlikler olacak? Geçen sene neler gelmiş? Biraz bunlara bakacağız. Ee, arkadaşlar Black Friday Kasım'da geliyor, Kasımın sonlarında geliyor ve yaklaşık 2 ay kadar bir vakit var. Ama ee, gene de biraz erkenden e, haberiniz olursa en azından o yönde kristal falan da biriktirebilirsiniz, hazırlık yapabilirsiniz diye düşündüm. Bu yüzden de e, bir iki ay öncesinden neler gelebileceğini göreceğiz. E, i̇şte siz de artık ona göre isterseniz e, kristal falan biriktirebilirsiniz size bağlı. Şimdi arkadaşlar Black Friday'da gelen paketlerden bahsedeceğiz, etkinliklerden bahsedeceğiz. E, i̇şte Neler gelmiş neler gitmiş işte ne kadar sürmüş falan onlardan biraz bahsedip videoyu yavaştan yavaş bitireceğiz. Şöyle ilk olarak e, belli paketler satışa çıkmış. Şu paketlere bir bakalım ne gibi şeyler gelmiş Black Friday'de bunu görelim. Arkadaşlar e, kart koleksiyonunu direkt olarak tamamlamanızı sağlayacak e, paketler sürmüşler e, oyuna e, yani satışa çıkarmışlar. Mesela şöyle monster kartlarını tek seferde alabileceğiniz bir paket var. Mesela bu pakete ne kadar istemişler? 5 monster kart arkadaşlar. bir tane premium kart sandı. 5500 kristal 50 tokeni size 50 dolara veriyor, veriyorlarmış. Şu anki oyundaki kur dolar kuru yanılmıyorsam hani... Türkiye bazında 30 30 lira mı 32 lira mı ne yapmışlardı? 30 lira olarak düşünsek bile arkadaşlar bu ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı buçuk milyar yapıyor. 1500 lira yapıyor ki oldukça yüksek diyebilirim yani fiyatına ee, yanlış mıyım işte 50 dolar aynen 1500 lira falan yapacak. Yani eğer 32 tam hatırlamıyorum dolar kurumu kaç yapmışlardı oyunda ama e, o, yani 30'sa bile en iyi ihtimalle düşünüyorum gene 1500 lira falan para vermeniz gerekecek ki çok fazla bence biraz gereksiz bir paket olacak gibi bu sene eğer böyle bir paket gelirse. Daha sonrasında şöyle bir paket varmış, bunun fiyatı da gene 50 dolarmış. Ee, herhalde hepsinde 50 dolar böyle bir Spiderman paketi var, 50 dolar. Ee, Gwenpool paketi var, 50 dolar. Şöyle bir paket var, bu da 50 dolar. Evet, bu paketler bu kadar. Arkadaşlar ben buna değeceğini düşünmüyorum. Yani bu sene gelse bile gene değmeyecek diyebilirim. Devam edelim. Şöyle bakalım burada ne varmış. Bu da arkadaşlar Kristal paketi diyor. Şöyle inelim. Ha Evet bununla e, kristalle bir şeyler alabiliyor musunuz 3000 kristalle 6 yıldız mega rütbe atlama bileti 6 yıldız mega kategori 2 bileti 250 semavi öz ve 10 token veriyormuş ki bun, bununla ilgili de bir dükkan gelecek zaten gene bu senede 3000 kristal ben kesinlikle değmeyeceğini düşünüyorum e, gereksiz bir paket gibi görünüyor 6000 kristale de e, birinci potansiyel keşfetme bileti diyor oldukça gereksiz e, zor olan zaten ikincisini açmak birincisi kolay. 6 yıl yani şey 60'tan 70'le alakalı yapmaya yarayan bilet bilet kategori 3 bileti de var ama bu normal kategori 3 bileti mega kategori 3 değil. 500 semavi öz falan filan kesinlikle berbat paketler arkadaşlar. Yani Black Friday'in ruhuna yakışmayan paketler çünkü Black Friday'de çok güzel paketler geliyor. Bunlar kesinlikle iyi değil. Daha sonrasında böyle full uyandırılmış 108 alabileceğiniz bir paket var. 30 dolar kesinlikle gereksiz yani en azından geçen sene böyle gelmiş. Dediğim gibi bu sene de benzer paketleri görmemiz olası. bunun dışında şöyle bir sandık 330 kristal ve 3 Black Friday tokeni 3 dolar, şu da 10 dolar 1100 kristal falan filan. Sandıktan çıkabilecek ödüller de şu şekildeymiş. Çok özel bir yanı yok arkadaşlar sandığın. Eğer gene aynı aynen böyle bir paket gelirse gereksiz olacak diyebilirim. Daha sonrasında evet yine şöyle bir paketler gelmiş geçen sene Yani bu sene de arkadaşlar gelirse kesinlikle almamanızı önerebilirim Evet şurası bir şey değil de Şu kısım biraz değişikmiş ne diyor Geliştirilmiş enerji CTP sandığı 100 kristal ve 50 token 50 dolar gene çok ya Yani arkadaşlar tek bir CTP'ye bir de üstüne 100 kristal varmış 50 token varmış 1500 lira verecekseniz e, tabi o sizin bileceğiniz ama iş ama ben kesinlikle vermeyeceğim. Geliştirilmiş rejenerasyon sandığı geliştirilmiş e, yargı geliştirilmiş otorite geliştirilmiş yıkım geliştirilmiş aç gözlük sandığı ve gene ödüller aynı 50 dolar. E, daha sonrasında bu ne? Ee, arkadaşlar pre kart sandığı 4 adet 2000 kristal 5000 e, kart geliştirme küpü 100 token 100 dolar ki bu da 3000 lira falan yapacak aşağı yukarı bence buna da gerek yok yani eğer böyle bir paket gene gelirse diye söylüyorum geçen sene bu şekilde paketler gelmiş tabi devam ediyoruz daha bitmedi ee, burada da arkadaşlar gene bir paket var 1500 kristal falan filan az önce buna bakmamış mıydık ben aynı şey iki kere ama aynı, aynı şeyi iki kere açmışım arkadaşlar geçelim ee, tür geliştirme paketi varmış. 6 yıldız mega tür atlama bileti 2500 kristal ve 50 token 50 dolar kesinlikle gereksiz. Bunu zaten şeyden hikaye sandığından falan da çıkarabiliyorsunuz o yüzden gereksiz. Daha sonrasında kristalle belli şeyler alabiliyorsunuz ama kesinlikle kötü ya. <laughs> Yani bunların hiç, hiçbirine gerek yok. Bunlar normalde de olan paketler zaten çok gereksiz. Gereksiz kristal israfı. Odin kutsaması sandıkları varmış. 50 dolara 6 tane od e, seçici Odin e, kutsaması. 2000 kristal falan filan gene kötü. Bunun dışında şuradaki paketler neymiş? E, 12.000 kristal, 100 Black Friday tokeni. Bir de bir takım ödüller ne kadarmış? Ha, e, 100 dolarmış. Diğer paket de 100 dolar ama ilkini almadan ikincisine geçemiyorsunuz. Yani çok iyi değil ya arkadaşlar bu da. Hani gene belki kristal için bir bize belki ama daha iyi kristal paketleri gelecek arkadaşlar Black Friday'de. Daha onlara gelmedik birazdan ondan da bahsedeceğim. O yüzden buna da gerek yok diye düşünüyorum. evet. Şuraya gelmeden önce farklı paketler var mıydı? Onlara da bir bakalım da. Şöyle yapalım arkadaşlar. İlk şundan bahsedelim. Ee, Token dükkanı gelecekmiş dediğim gibi o tokenlerden alırsanız buradan belli şeyler alabileceksiniz. Geçen sene getirdikleri zaman belli güzel ödüller varmış. Ne gibi işte 50 bin altın bir şey değil de. Şey var. Seçici premium kart varmış arkadaşlar. 700 tane nişanı alabiliyor musunuz? Ama dediğim gibi bu nişanları elde etmek hiç kolay olmayacak. Bu nişanları alabilmek için para harcamamız gerekecek. Gerçek para harcayacaksınız. Ki bu kadar toplamanız da pek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Hani toplarsanız toplarsanız 15 tane ya da 25 tane falan toplarsınız herhalde. Eğer harcamayacaksanız öyle söyleyeyim. Ki onunla da sandık falan alabilirsiniz. Ama eğer yok ben bayağı harcayacağım kardeşim derseniz hani nişan elinize gelirse buradan ne gibi güzel ödüller var. Seçici CTP 300. Seçici geliştirilmiş CTP 500. Yani kart ben kartın çok değeceğini bence karttan ziyade şey biraz daha iyi gibi CTP biraz daha iyi çünkü kart çok fazla istiyor 700 tane istiyor CTP 300 geliştirilmiş CTP 500 istiyor ben bana kalsa bunlardan birini tercih edin derdim işte seçici artefak falan da var bunlar da olabilir ama diğerlerinin çok iyi olduğunu söyleyemem dedim ki bu da eğer harcayacaksanız ve şuradaki sandıktan çıkabilecek ödüllerde de güzel ödüller var CTP işte geliştirilmiş ctp artefak falan filan tonla ödül var ee, bu da güzel ama işte bakalım yani denk gelirse artık ya da token miktarına göre artık kafanıza göre takılırsınız Arkadaşlar bunun dışında şöyle bakalım burada ne var Evet şurada da bir paket varmış da bu neymiş 5 e, 550 kristal 50 biyometrik 120 e, karantin madde falan filan falan filan 5 tane token e, 5 dolar 5 dolar da ne kadar yapıyor 5 dolar 150 lira mı yapıyor 5 dolar aynen 150 lira yapıyor e, Yani oyun kuruyla düşünüyorum dediğim gibi ya 30 ya da 32 falan olması lazım e, Yani 150 lira 550 kristal Hmm Emin değilim belki bir nebze diyebilir bir nebze ama dediğim gibi daha iyi paketler de e, var oyunda. Yani en azından Black Friday'de gelecek ki ondan bahsedeceğim. 10 dolara 1100 kristal bir de bir takım ödüller daha bir ihtimal olabilir. 3300 kristal 30 dolar bir de bir takım ödüller daha. Şurada e, mega kategori ki bileti bu arada arkadaşlar birinciyi almadan ikinci ikinciyi almadan üçüncüye falan geçemiyorsunuz onu söyleyeyim. Yani eğer buraları almak istiyorsanız hepsini alıp öyle gelmeniz lazım. Mega kategori 2 bileti e, özel kahraman sandığı falan filan gibi ödüller var. Oldukça güzel 50 dolar. Yani bunlara belki bir ihtimal diyebilir. Sonra 100 dolara da 11.000 kırsa şey. Yani bu, bu burada biraz aşıyor işte bizi ya. Şuranın ben fazla olduğunu düşünüyorum. Sonra tekrardan 100 dolara eğer 6'ya kadar gelirseniz seçici e, prekart falan filan var. Seçici 6 yıldız artefak aslında oldukça güzel şeyler var ama e, yani çok yüksek fiyatlandırma ya. O yüzden hani arkadaşlar hani bazı arkadaşlar bana şey soruyor işte sen olsaydın ne yapardın diye hani buna mı para harcadın farklı bir şey mi harcadın arkadaşlar ben olsaydım buna harcamazdım yani ben olsaydım direkt olarak kristal alırdım ki zaten birazdan ona geleceğiz güzel kristal paketleri gelecek devam edelim yani bunu da geçebiliriz ben ben değeceğini düşünmüyorum bu kadar daha sonrasında bu ne evet buna da geleceğiz ama bununla bu aynı değil mi ya ya da bu. Yok değil tamam. Bunlara geleceğiz. Ee, arkadaşlar ee, bir de Black Friday e, geri sayım giriş etkinliği tarzı bir etkinlik geliyor. Bu da işte her gün size bir ödül verecek. İşte ilk gün 6 yıldız karakter falan filan falan filan gidiyor. Ta ki kaça kadar? E, işte şeye kadar. E, ikinci artım. 3, 6, 9, 10. 11. günde size Odin kutsaması sandı ve 12. günde de Black Friday işte 12 gün kala falan başlıyor herhalde bu çek yoksa öyle miydi ya tam hatırlamıyorum. Tarihe bakalım. 11 13 11 14. Ee, Kasım'ın 13'ünde başlamış bu şey etkinlik. Kasım'ın 13'ünde başlamış. 25'inde bitmiş arkadaşlar. Yani Yok 20 24 işte her neyse. Eee 11 gün falan sürmüş 11 12 gün falan sürmüş İşte 11. günde odun kutsaması 12. günde potansiyel seçici potansiyel karakter alabileceksiniz işte o yani seçici potansiyel karakterden alabileceğiniz karakterleri de şurada sıralamış bu sene büyük ihtimalle birkaç tane daha ekleyecekler bu listeye oradan farklı farklı seçebileceksiniz onu da söyleyeyim yani gene bir giriş etkinliği olacak ama bu sene ekstra ödül ekleyebilirler arkadaşlar. Çünkü her sene genellikle üstüne bir iki bir şey koyuyorlar. Belki yine burada bir iki bir şey ekleyip öyle devam edebilirler. Güzel ödüller görebiliriz yani. Sonrasında. Sonrasında arkadaşlar. Burada ne diyor? Aynen bu kategori 3 ve. Aynen bu paket ya bu da paket arkadaşlar. Seçici kategori 3 karakter 1000 kristal 50 token 50 dolarmış. Gerek yok gene bu da 50 dolar seçici potansiyel karakter 1000 kristal falan filan. Bunlar arkadaşlar gereksiz potansiyel karakter basmak falan o kadar zor değil. Yaparsınız yani bu da gereksiz. Sonrasında bir de burada bir paket var. Arkadaşlar belli karakterlerin geçen Black Friday'de satışa çıkarmışlar. Negasonic Teenage Warhead, Rachel Summers, Professor X ve Abomination karakterlerini satışa çıkarmışlar. Her birine 4500 kristal istemişler. Bu karakterleri normalde hikaye sandığından falan açmak İki ay değil pardon boyut görevi sandığından açmak mümkün. Hani oradan işte denk getirirseniz de açarsanız karakteri kasabilirsiniz. Ama e, uzun zamandır alamıyorsanız ve alabileceğinizi de düşünmüyorsanız bu paketler değerlendirilebilir. Ama hani buradan da iyi karakter var kötü karakter var arkadaşlar. Bana buradan hani hangilerini tavsiye edersin diye soracak olursanız. Şimdi şu anda. Negasonic Teenage Warhead ve Rachel Summers karakterlerinin pek bir değeri oyunda yok. Ama şu an için konuşuyorum. İleride bu karakterler bir güncelleme alırsa, güçlü olursa o zaman durum değişebilir ama şu anda bu karakterlerin pek bir değeri olmadığı için ben bu karakterleri almanızı tavsiye etmem. Profesör X öte yandan oldukça güzel bir karakter şu anda tercih edilebilir diye düşünüyorum. Abomination da gene aynı şekilde çünkü bu karakterin liderliği ve desteği var. Ee, o sebepten dolayı tercih edilebilir ee, Yani bu iki karakter için düşünebilirsiniz Belki ama ilk iki karakter için çok Gerek yok diye düşünüyorum Son olarak arkadaşlar ana eventlere Gelecek olursak da şuradan e, Görebileceğiz bakalım burada neler varmış İlk olarak arkadaşlar bir event e, Etkinliği gelmiş belli görevler Yapıp günde 50 token alıp toplamda 6 gün Boyunca uğraşıp 300 token alıyorsunuz 300 tokeni e de şuradan bir şeyler alabiliyorsunuz İşte seçici kategori 3 karakteri seçip 250 token'e kalan 50 tokeninize de bir şeyler alabilirsin işte ne olabilir ee, yani ben olsam buradan enerji, enerji ya da altın, altın da olabilir bu alar altın sıkıntısı olduğu için yani kendi açımdan konuşuyorum kendi hesabım için konuşuyorum yani 10 token 600 bin 50 token'e işte e, 3 milyon altın yani olabilirdi bunu alabilirdim ya da enerji alabilirdim falan filan ee, yani kişiye bağlı olarak değişir arkadaşlar ben o şekilde yapabilirdim ama ee, hani size ne harcarsanız onu harcayabilirsin. Gene bu senede böyle bir etkinlik bekleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar potansiyel bu ayrıyetten verdiği bir potansiyel değil bu arada. Ee, giriş etkinliğinin sonunda verdiği potansiyel ondan bahsetmiş. Hani geldiğinden falan. Sonra tüm kostümler %40 yerine %50 indirime giriyor. Bu yüzden eğer kostüm alacaksanız bu noktadan sonra 2 ay kalmışken bekleyin. 2 ay boyunca kristallerinizi biriktirin. Black Friday'de toplu bir alım yapın. Yani bu da olabilir çünkü bazı kostümler de o zamana kadar eskiye edebiliyor. Atıyorum siz işte e, hani meta bir karakterin kostümünü almak istediniz. Pat yeni bir meta geldi. O zamana kadar durum da değişebilir. O yüzden şimdiden biriktirmeye başlayıp Black Friday'de toplu bir alım yaparsanız daha iyi olur. E, sonra arkadaşlar kristal karakterlerinin tümü %30 indirime girmiş e, geçen Black Friday'de. Bu Black Friday'de de yüksek bir ihtimalle gene aynı şeyi yapabilirler. Yani buradan açmak istediğiniz karakterleri açabilirsiniz ee, işte i̇şte hani buradan ben olsaydım neyi aç, açardım? Yani kendi adıma konuşacak olsam mistik açardım. Blue Dragon'ın değeri olduğunu düşünmüyorum. Pek Emma Frost'ın değeri artık geçti. Eskiden çok iyiydi ama biraz geçti diye düşünüyorum. Iceman gene aynı şekilde. Sabretooth da gene ee, kristal yani şu anda kristal vereceğim bir karakter değil. Güzel aslında karakter ama e, ee, gene de tercih etmem herhalde. O yüzden de ben buradan herhalde harca saydım kendi adıma konuşuyorum. Sadece mistik harcadım. Benim size tavsiyem de sadece mistik olur. Eğer e, bu etkinlikler gene gelirse ve almak isterseniz diye söylüyorum. Bunun dışında Aiden Warlock, Silver Surfer falan var. Kesinlikle Aiden Warlock alırdım. Şu anda oyundaki en sağlam PvP karakteri. Es geçmezdim. Silver Surfer'ı da geleceğe yatırım olarak alabilirdim arkadaşlar. Silver Surfer ben hani bu karakterin uzun süre kostümsüz kalacağını düşünmüyorum. İlla belli bir noktada kostüm alacak bence. Ee, o sebepten belki değerlendirebilirdim. Bunun dışında Odin alabilirdim. Dormammu'yu almazdım herhalde. Çünkü Dormanmu sağ solu belli olmaz da. Odin alabilirdim arkadaşlar. Gene Odin'de tavsiye edebileceğim bir diğer karakter eğer böyle bir etkinlik tekrar gelirse. Bunun dışında arkadaşlar ee, bu tarz eventlerin en güzel yanlarından biri ee, bu indirimler oluyor. Yani şu sandık indirimleri oluyor. Onlu sandıklarda %40'lık bir indirim yapıyorlarmış. 675 kristalden 405 kristale düşüyormuş. Eğer ki işte CTP lazımsa, kart lazımsa falan bu şeyi bekleyip bu Black Friday'i bekleyip burada yine bir toplu açım yapabilirsiniz. Ki ben de bunu değerlendireceğim. Onunla bilgisini vereyim. Ve arkadaşlar size bahsettiğim paket buydu. Kristal alıyorsunuz, size bonus kristal veriyorlar ve e, bu işte belli bir miktara e, toplam bayağı bir kristal alabiliyorsunuz sanırım. E, evet. Şöyle ki arkadaşlar, önceden 347 kristale 3 dolar verirken 521 kristale bu parayı verecek misiniz? Daha sonra 575, şey 578 kristal alırken. Bonusla beraber 867 kristal oluyormuş 5 dolar. Yine 1778 kristal 10 dolar falan filan diye gidiyor arkadaşlar. Hani bu da değerlendirilebilecek bir paket. Hani ben alacak olsaydım illa Black Friday'de bir şeye harcayacak olsaydım bu kristaller harcardım. Çünkü e, hani kristaller bana daha çok lazım oluyor. Yani siz de bilemem ama ben şahsen alırsam kristal alırım onun dışında bir şey almam. Ama eğer diğer paketler de size mantıklı geliyorsa onları da değerlendirebilirsiniz. Ama bu paketler, bu kristaller gayet iyi diye düşünüyorum. Eğer illa alacaksanız bu kristalleri değerlendirebilirsiniz. Yani böyle bir etkinlik de gelecek. Bunun dışında... Evet her hesaba işte ISO 8 bir de güçlenme puanı falan gönderiliyormuş. Kristal bonus görevi falan geliyormuş gene Black Friday'de. Burada da güzel ödüller var. Gerçi her zamankine benziyor ama... Ee, yine güzel diyebilirim hani... ...kristal harcadıkça bu ödülleri de alırsınız... ...bunun dışında e, arkadaşlar... ...artefakt... E, ...kart... ...daha sonrasında işte... ...özel ekipman, iso 8... ...uru falan çıkan ...hepsinin çıkarma ücretinde %50'lik indirim oluyormuş... ...bu da gene kristalinizi... ...değerlendirebileceğiniz güzel etkinliklerden biri... ...daha sonrasında baş düşman açma... ...etkinliği e, geliyormuş... ...işte %50 indirim oluyormuş değerlendirilebilir... ...daha sonrasında işte... E, CTP geliştirme şansına çarpı 3 etkinliği geliyormuş. Belki bu sefer çarpı 4 bile gelebilir. Belli olmaz. Gelirse de güzel olur. Ee, her hesaba bir İbrahim sandık gönderiliyormuş. Bu zaten her zaman gelen şey. Ee, daha sonrasında Black Friday'de satın alım yaptığınız zaman belli ödüller alabilecek misiniz? İşte puanınıza bağlı olarak değişecek. Ki oldukça sağlam ödüller var burada. Ee, tabii bu ne kadar alım yaptığınıza göre değişir. Ama dediğim gibi arkadaşlar para harcayarak alıyorsunuz. Bunu onu söyleyeyim. Harcadıkça bir puan biriktirip bunlardan alabileceksiniz falan filan ve bu kadar arkadaşlar Black Friday etkinlikleri bu kadardı ee, yani bizi bu senede bunlara benzer şeyler bekleyecek onu söyleyeyim baya bir etkinlik olacak şimdiden kristallerinizi biriktirmenizi tavsiye ederim bilginiz olsun evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay